Bugün sizlere farklı bir mekandan sesleneceğiz. Bir kuyumcu atölyesindeyiz. Yanımızda da çok değerli bir konuğumuz var. Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz. Başkanım, öncelikle isterseniz bu kuyumculuk sektörüyle ilgili başlayalım. Kahramanmaraş'ta şu an kuyumculuk sektörü ne durumda? Neler söyleyeceksiniz? Kahramanmaraş'ta kuyumculuk sektörü, şöyle söyleyeyim, İstanbul'dan sonra üretim kapasitesi olan en büyük sektör. Kahramanmaraş'taki kuyumculuğu tarif ederken tabii ki İstanbul bir dünya şehri, bir dünyada kuyumculukla adından söz ettiren bir il. İstanbul'un dışında 80 ille mukayese ettiğimizde 80 ilin 79'unun tamamı kadar Kahramanmaraş bu sektörde büyüklüğü o kadar ki diğer illerle yarışamayacak kadar büyük ve kapasitesi geniş bir ilimiz. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Mustafa Öz, Kahramanmaraş'taki kuyumculuk sektörünü Aksu Haber'e değerlendirdi. Öz, yapımı devam eden kuyumcu kent çalışmaları hakkındaki son durumu da Aksu Haber'e anlattı. Şimdi kuyumcu kente neden ihtiyaç duyduk derken, mevcut atölyelerimiz atölye olarak dizayn edilmemiş, büro olarak yapılmış iş anlarının içinde sıkıştıkış, altyapısı, elektriği, suyu veya altyapı hizmetleri uygun olmayan binalarda biz bu sektörü ayakta tutmaya çalışıyoruz. Ben oda başkanı olduğumda bu eksikliği hem kendi atölyem için hissettiğimden böyle bir projeye imza atmayı düşündüm. Başkanım, bir de bu TÜBİTAK'ın 1,5 yıllık çalışmasıyla Cumhuriyet altında bir kimlik uygulaması geliyor. Bununla ilgili ne söyleyeceksiniz? Özellikle bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu Cumhuriyet altınlarında zaman zaman darphane aşırı talepten dolayı veya kara borsacıların bu işe el atmasından dolayı zaman zaman Cumhuriyet altının sıkıntısı çekiliyor. Bu sıkıntı aslında olduğundan değil ama bunu kara borsacıların elinde stok yaparak piyasadaki Cumhuriyet altın işçiliklerini yukarı yönde çekme gibi bir eğilimleri vardı. Özellikle darphane buna önceleri haftada bir sipariş alıyordu ve haftada bir gün veya iki gün teslimat yapıyordu. Darphane bunun önüne geçti. Artık Anadolu'dan gidenlere de İstanbul'dakiler de günübirlik siparişleri alıyor ve günübirlik alınan siparişleri de sırasıyla günü hemen teslim ediyor. Bu aradaki kara borsacıların varlığını ortadan kaldırmaya başladı.